Peki son 2 dakikanın içerisindeyiz. Hemen dilerseniz kur tarafına da bakalım. Hı hı. Hem dolar TL'yi hem de dolar yeni ekrana getireceğiz. Dolar TL tarafında 5.94-5.97 bant aralığını takip ediyoruz. Dolar TL aslında sakinliğini korudu. Yani evet. O yatay seyri koruyor. Tüm bu gelişmelere rağmen CDS'ler tarafında da geri çekilme var değil mi? Onun da altını çizmekte fayda var. 270'in de altını gördü 5 yıllık risk primi. Doğru. Yani kur tarafı özellikle faiz indiriminden sonra 12 Aralık'tan sonraki hafta 5.75 hızlı bir fiyatlama geldi. Bu tabii bir düzeltme olarak mevcut durumda okuyoruz bunu. Ama 5.95 bandında ciddi tutunduk. Bu yine burada stabilizenin korunduğu anlamına geliyor. 94.97 ya da 95.98 3 kuruşluk bir bant aralığımız var. Şimdilik buradayız. Türkiye yönelik risk, farklı riskler oluşmadığı sürece de bu bantın devamını bekliyoruz. İşte bu ay Merkez Bankası faiz toplantısı var burada kurda seyri etkileyecek. Ben faiz indirimi bu ay itibariyle beklemiyorum. Her ay toplantı olduğu için bence bekle gör noktasında Merkez Bankası'nın eli var. Eğer yapması gerekiyorsa bir sonraki ayda yaparım diyebilir. Ama bir faiz indirimi gelirse 100 bas puan ve üzerinde kurdaki dengeleri bir miktar bozabilir. O yüzden ben kurun bu bant içinde kalmasını ve Merkez Bankası'nın da bu toplantıyı pas geçmesini bekliyorum. Yani genel trende baktığımızda ise artık desteklerin biraz daha güçlendiği, yukarı yönde eğilimin, yukarı yönde gitme olasılığının bir miktar daha arttığı bir süreçteyiz. Bunu neyle destekliyoruz? Mevcut para politikalarıyla destekliyoruz. Büyüme patikasına geçtik. Bir miktar cari dengenin cari açığa doğru eğilmesini bekliyoruz. Biraz daha dolarda yukarı trend güçlü olabilir ama kısa vadede 95-98 bandı geçerli olacaktır. Peki şimdi veda etmeden hemen dolar yeni de bakalım. Burada da önemli bir hareket görüldü. Dün Ekim'den beri en yüksek seviyeye test edildi. Gerçi 109.70 zirveydi. Hı hı. Onun altında bir rakam söz konusu. Güvenli liman olma özelliğiyle bu yükseliş yan tarafında da devam eder mi? Şimdi piyasalarda para birimleri noktasında güvenli liman genelde dolar yen ve frank tercih edilir. İşte Amerikan tahvilleri ve ons altın tercih edilir. Biraz onunla alakalı bir fiyatlama. Bugün itibariyle sanki bu güvenli limandan ziyade tekrar çıkış yapıp endekslere paranın girmesini bekliyoruz. Soner Kuru teşekkür ediyoruz. Bu hızlı değerlendirme için de biz Highland Süren'in sonuna geldik çünkü. Seans öncesi efendim şimdi bir nokta koyacağız. Veda ediyoruz. Saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Avrupa'da yayınımız paranın rotasıyla devam edecek. Bizler yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.